Kaynarca sanayi ışıklarının orada indim. İndiğim sırada cüzdanın cebimde olmadığını fark ettim. O sırada otobüs yanındaydı ama kalkışa geçti. Otobüsü durduramadım. Arkasından koştum. 30 metre sonra otobüs durdu. O sırada iki kişi marketin önünde indi. Onlara otobüsü durdurmalarını söyledim ama kendileri bilerekten otobüsü durdurmadılar. Ardından 30 metre sonra bir sonraki marketin orada otobüs gene durdu. Beyaz bir araba otobüsün önünü kesti. Arkadan çocuk koşuyor, bekler misiniz dedi. Otobüsün içine girip baktığımda cüzdanım yoktu. Şoför beye sordum. Cüzdanımı acaba size mi teslim ettiler? Kendisi bana kimsenin cüzdan teslim etmediğini söyledi. Otobüs şoförüne otobüs görüntülerine baktıktan sonra iki kişinin yerimize geçtiklerini gördük. Kendisi cüzdanımı cebine atıyor ve 10 metre sonra araçtan iniyor. O bahsettiğim iki kişi de marketin önünde inenler. Onlardan otobüsü durdurmalarını söylemiştim ama inmeyenler. O polis karakoluna gittik. Polis karakolunda ifade verdik. İçinde 650 lira nakit param vardı. İki tane banka kartım ve TC kimlik kartım vardı.